Tokat TV izleyicilerimiz, bugün Tokat Artova'dayız. Artova halkına soracağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuz kime diye. Bakalım Artovalılar ne diyor? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz? Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Neden Tayyip? Her zaman vatan millet için, bayrağımız, ezanımız için, bu milletin geleceği için Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Evet. Peki vekillikte kimi düşünüyorsunuz? Vekillikte de işte neydi o, dilim ucundaydı, unuttum. Büyük Birlik. Yok, yine AK Parti'ye vereceğiz. Parti. Hemşerim, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu kime veriyoruz? Valla oyumuzu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Neden Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim? Değişim şart diye düşünüyorum. Peki vekillikte? Vekillikte de yine CHP'nin milletvekili kim olursa Kadim Durmaz'a vereceğim. Birinci sırada. Değişim şart diyorum ben. Yeter, değişiklik olması lazım. Tokat TV'den geliyoruz. Buyur. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunumuzu kime veriyoruz? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Herhalde başkanım. Tercih. Tercihiniz. Evet. Vekillikte? İyi Parti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu kime veriyoruz? Ben AK Parti'ye veriyorum. Sayın Başkan Reisimize veriyorum. Neden? Valla ben seviyorum, memnunum. Biz ondan memnun olduğumuz için ona veriyor biz. Vekillikte? Vekillikte de aynısını. Aynı. Teşekkür ettim, sağ olun. Siz efendim? Biz de aynısıyız, biz de aynısıyız. AK Parti. AK Parti. Neden AK Parti? AK Parti memnunuz dedik ya da. Memnun olduğumuz için. Tabii memnunuz tabii de. Vekillikte? Hepsine veriyor. Aynı. Ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Vekillikte de Erbakan'a. Neden Tayyip? Neden Tayyip? Yerli üretime çok destek verdi. İHA'lara, SİHA'lara, Kaan'a. Ne bileyim işte PKK'ya çok büyük darbeler vurdu. Mecliste Kılıçdaroğlu'na şerefsizlemesi sanki benim demiş gibi oldu. O Süleyman Soylu'yu da ben çok seviyorum partide aynı zamanda. Evet. Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuzu kime veriyorsunuz? AK Parti. Neden AK Parti? Vallahi diğerlerini vermediğim için AK Parti. Evet. Vekillikte? Aynı. Aynı. Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuzu kime veriyorsunuz? Reisten başka şey var mı? Reis diyorsunuz. Evet. Peki vekillikte? Vekillikte de aynen. Peki neden reis? Biz bir olmamız lazım. Evet. Bütün olmamız lazım. Neden dersen bütün şer güçler birleşti. Etrafımızı bütün şeyler sardı. Evet. Bu yüzden şu anda Haç ve Hilal'in savaşındayız biz. Evet. Bıçak sırtındayız. Sahip çıkmamız lazım. Ülkemiz için, vatanımız için reis dememiz lazım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime veriyorsunuz? AK Parti'ye. Neden AK Parti abi? Hoşuma gidiyor. Hoşuna gidiyor. Vekillikte? Vekillikte de. Aynı. Hemşerim, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu kime veriyoruz? Tabii ki reisi cumhurumuz var ama takdir ilahi, Allah ümidimizi kesmesin yani. Kurban oldum, Allah her şeyin hayırlısını versin öncelikle. Peki vekillikte? Tabii ki Refah Partisi. Hocamızın yolunda devam ediyoruz. Biz gençler olduğumuz sürece bu dünyada, Türkiye'de ilerledik. Gençler büyüyecek yani. Sonucumuz yani gençleri göreceğiz yani. Evet. Bu kadar diyeceğim. Teşekkür ederim. Sorun. Siz efendim? Hayırlı günler, hayırlı günler. Hocam ben kendimi tanıtayım önce. Hı-hı. Ben Hasan Kanlıda, inşaat mühendisiyim. Hı-hı. Tokat Refah Partisi il başkan vekiliyim. Dediğimiz gibi biz ittifaktayız. Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan Bey'i destekliyoruz. Dememize gerek yok zaten Allah'ın izniyle. Şehir ittifakında değiliz Allah'ın izniyle. Zaten vekillikte de Ali Osman Dalla birinci sıra vekil adayımız. Onu destekliyoruz. Ona oyumuzu veriyoruz inşallah. Milli Görüş Meclisi, Fatih Erbakan Meclis Allah'ın izniyle. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu kime veriyoruz? Vallahi daha şu an seçimimizi yapmadık. Vardır ama gönlünüzde birisi. Tabii ki Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Peki neden Tayyip? Ya daha kim var ki işte? Kime vereceğiz? Vekillikte kime veriyorsunuz? Vekillikte de mi? Aynen. Yani. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime veriyorsunuz? AK Parti. AK Parti ya. AK Parti. Peki neden AK Parti? Ben doğuştan AK Partiliyim de ondan. Anam doğururken beni AK Partili doğurdu. Öyle mi? AK Parti var mıymış o zaman? İşte varmış demek ki. Ondan AK Parti. Yeni. Anladım. Vekillikte? Onda da AK Parti. Devam. Yani devam, yola devam. Peki, sen de oyumuz kime? AK Parti, Tayyip Erdoğan. Peki neden Tayyip? Tayyip neden? Tayyip olmazsa Türkiye bitmiştir. Bitmiş demektir bence. Benim kanaatimce. Evet. Tayyip giderse Türkiye biter.
Böleler Türkiye'ye ve satarlar. Amerika'ya kule derler. Doğru mu? Sen de vekillikte kimi düşünüyorsun? Vekillikte de aynen Tayyip. Aynen yola devam. Efendim, Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuzu kime veriyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Hiç nedeni yok. Ülkenin geleceği için Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Vekillikte kimi düşünüyorsunuz? Vekilliği de karar vermedik daha. Kararsızsınız. Kararsız. Peki, teşekkür ederim. Siz efendim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben biraz daha farklı düşünüyorum. Evet. Ülkede soğan pahalı, patates pahalı, domates pahalı. Ülkemiz o kadar ucuz değil mi? Millet şimdi pahalılıktan dem vuruyor ya. Evet. İşte ülke şunlar pahalı, bunlar pahalı. Ama bizim ülkemiz o kadar ucuz değil. Reisin yanında duracağız. PKK'nın yanında durmayacağız. İnsanların oy vermesi için tek bir neden de var. Yani çok basit düşünebilirler. Ben de öyle düşünüyorum. Düşman okullarını takip ettiğin zaman kime oy vereceğin zaten ortaya çıkıyor. Düşman okulları. Bugün PKK'nın şeyleri, sorumluları çıkmışlar. Diyorlar ki AKP, MHP faşizmini yıkacağız biz diyor. Onlar haklılar aslında. Kendi davalarınca, kendilerince haklılar. Ama biz neden sahip çıkmıyoruz ülkemize? Bunlar memleketin iyiliği için bir şey istemiyorlar. İstemezler de zaten. Onun için çok fazla düşünmeye gerek yok. Reisin yanında durmamız lazım. Tamam. Vekillikte kimi düşünüyorsunuz? Vekillikte de henüz karar vermedik şu anda. İlk oyunuz herhalde. Yani ilk olacak. Aynen. Peki Cumhurbaşkanı seçimde oyunuzu kime vereceksiniz? Erdoğan. Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Başka bir lider yok. Aynen. Yok, senin için neden Erdoğan? Oradan benim için neden Erdoğan? Müslümanların ümidi abi bence. Müslümanların ümidi. Diğerlerine. Umudu diyorsunuz. Aynen. Kardeş. Efendim, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz? Vallahi Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumu Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Neden Tayyip Erdoğan? Nedenini söyleyeyim. Şimdi şu anda denenmemiş bir insan var. CHP ve tayfası. Evet. Şimdi bakıyorum, Kandil'den izahat alıyorlar. Bakıyorum, bölücülük yapıyorlar. Kardeş, ben de PKK'ya verecek oy yok. Ben yine mevcut bulunana vereceğim. Peki, vekillikte kimi düşünüyorsunuz? Vekillikte de şu anda yani Tokat vekillerinden de yani bir şey göremedik biz. Hiçbir şey bulamadık. Artı oyumuza bir şey bulamadık. Vallahi vekillik şu anda ben şeyde. Karar vermedim. Ha, karar vermedim daha. Aynen. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu kime veriyoruz? Erdoğan'a. Neden Erdoğan? Yaptıklarından. Hizmetlerinden. Tabii. Peki vekillikte kimi düşünüyorsunuz? Aynısı. Aynı. Evet. Peki, teşekkür ettim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Siz efendim? Aynen. Erdoğan. 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 Neden Erdoğan diyorsunuz? Yaptığı her şey ortada. Her şey görüyorsunuz. Daha ondan iyisi olur mu? Olmaz. Seçiminde oyunuzu kime veriyorsunuz? AK Parti'ye. Neden AK Parti? Hı? AK Parti teröristlerden biri olman ki. Teröristlerden biri olanlara oy yok mu diyorsunuz? Peki, vekillikte kimi düşünüyorsunuz? AK Parti. Efendim, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu kime veriyoruz? Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip? Türkiye'yi kurtaran o da, o yüzden. Yani. Peki, vekillikte kimi düşünüyorsunuz? Tabii ki yeniden Refah Partisi. Ali Daldal, Tokat milletvekili adayımız. Evet. Nasılsın, iyisin? İyi, yok yavrum. Hacem mi, Cumhurbaşkanı seçiminde oyunu kime? Erdoğan. Neden Erdoğan? Haz ettiğim der. Çok mu haz ediyor? Çok haz ediyor. Peki vekillikte kimi düşünüyor? Vekillikte onları bilmiyorum. Yine onlara bir ruh dertu. Evet. Onların adlarını bilmiyorum. Daha zaman var diyorsun yani. Var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuz kime? Tayyip Erdoğan'a. Neden Tayyip? Neden Tayyip? Evet. Neden Tayyip? Neyi sayayım abi? Ne sayıyorsan say. Şu anda dünyanın durumu bozuk zaten. Hindistan'da bundan bayağı bir sene önce aynı böyle bir dünyanın değeri yükselmiş, insanların değeri düşmüş. Tamam mı? Bütün kainatı Allah yarattı. İnsanları da Allah yarattı. Ve orada Yusuf el-Kandehlevi adında bir alime gidip danışmışlar. Demişler ki, efendim neden bir pul 1.000 liraya çıktı? O mübarek demiş ki, insanlar Allah katında değersiz olursa dünyanın değeri yükselir. Tamam mı? Evet. İnsanlar Allah katında değerli olursa dünyanın değeri düşer. Şu anda ben ortalığın pahalılığına bakmıyorum.
Dünyada şu anda Türkiye var. Türkiye diye bir devlet var. Bunu kimse inkar edemez. Ve bu duruma, Türkiye'yi bu duruma getiren de Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan da Allah katında değerli gördüğüm için ona vereceğim. Evet. Çok peki milletvekilinde kim düşünüyorsunuz? Milletvekili Sır. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu kime vereceğiz? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a. Neden? Nedeni bildiğimiz için, çalışmaları için, yaptığı işler için başka gelecek var mı? Başka bir verecek yer. Peki milletvekilini de kimi düşünüyorsunuz? Onlar Yeniden Refah Partisi. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu kime veriyoruz? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Çünkü ülkenin gencinin buna ihtiyacı var. Evet. Vekillikte kimi düşünüyorsunuz? Vekillikte tam vekillik kararım belli değil şu an. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Reise. Neden reis? Vatan için. Vatan için. Başka? Başka çalıştığı için. Tebrik ederim. Evet. Vekillikte kimi düşünüyorsunuz? MHP. Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Başka kim var ki kardeş? Başka adam var mı ki? Kime vermeyi düşünüyorsunuz? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tabii. Peki neden? Nedeni yok abi. Ortalık her şey meydanda. Terörize mi bırak kardeş? Evet. Ha gözünü yediyorum. Başka partiye yok. Peki vekilliği de kimle düşünüyorsunuz? Vekilliğimizi de bu babaya veriyoruz. MHP. Evet kardeşim. Peki. MHP vekillik. Babaya da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz? Sinan Ogan. Neden? Yükücü olduğundan. Peki vekillikte? Vekillikte Milliyetçi Hareket Partisi. Cumhurbaşkanı seçiminde oyunuz kime? Kılıçdaroğlu abi. Neden? Gözümde tek av var abi. Başka bir şey yok abi. Tek o var. Aynen. Neden ya? Bu nedeni vardır ona vermek. Abi ülkeyi düzelteceğini düşünüyorum. Hadi lan. Bu kadar abicim. Peki vekillikte kimi düşünüyorsunuz? Daha kararımı verilemedim abicim. Vermedim. Aynen.